Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün çocuklarla beraber size küçük bir matematik oyunu göstereceğim. Belki siz de arkadaşlarınıza yaparak eğlenebilirsiniz. Evet, önce böyle bir parça kağıt alıyorum ve bu kağıdın içerisine oyunun sonunda göstereceğim size rakamı yazıyorum. Bunu şöyle katladım. Dokunmayacağız ta ki oyunun sonunda tekrar bakacağız. Bu arada siz de ekran başında bu yaptığımız işlemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu şimdilik buraya sıkıştırıyorum. Evet, sizden kalemlerde vereyim ben size. Sizden şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Yaklaşık olduk sen de. Herkese bir kalem verelim. 4 basamaklı bir sayı yazmanızı istiyorum. Bu 1324 olabilir. 4 tane 1 olabilir. Evet, 4 basamaklı rakamı işi biraz daha zorlaştıracağımızı söyleyerek 8 haneli bir sayıya çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla aynı 4 basamaklı sayıyı bir kez daha yazın. Toplam 8 haneli bir sayı olsun elimizde. Evet, herkes 4 basamaklı, daha sonrasında da ikinci kez 4 basamaklı sayıyı yan yana yazarak 8 basamaklı bir sayı elde ettiyse, şimdi bu sayılarımızı ilk bulmuş olduğumuz 4 basamaklı sayıya bölelim. Zor geliyorsa eğer burada telefonla hesap makinesini açıp kullanabilirsiniz. Şimdi anladınız mı demek istediğimi? Tekrar söylüyorum. Önce 4 basamaklı bir sayı yazdık. Arkasından zorlaştırabilmek adına aynı 4 basamaklı sayı ikinci kez yan yana yazdık. Toplamda 8 basamaklı bir sayı elde ettik. Şimdi bu 8 basamaklı sayıyı ilk 4 basamaklı sayıya bölelim. Bölme işlemi yapacağız. Hesap makinesi kullanabilirsiniz. Kendi sayını oradan ilk yazmış olduğu sayıyı ilk 4 haneli sayıya bölüyoruz. Bölme işlemimiz bittiyse şimdi herkesten şu kalemi alayım. Herkesten birer rakam istiyorum. 1 ile 9 arasında bir rakam söyle bana. 8 4 5. Şimdi bu rakamları çıkarıyorum. 1 ile 9 arasında kalan diğer rakamları kullanacağım. Şimdi bana 1 ile 5 arasında bir rakam söyle. 3. 3. 2. 4. 4. Evet. Şimdi sizden bir 30 saniye rica ediyorum. Küçük bir hesap yapacağım burada çünkü. Hemen 5 ile 3'ün arasında çıkartıyorum. 4'ü 4'e böldüğümde 1 kalır. Bunu elemiştik. 3 olduğu gibi aşağıya alıyorum. 5 ile 2'yi toplayarak 7 elde ediyorum. 137. Benim bulduğum rakam 137. Şimdi sizin bölme işleminden sonra çıkan rakamınızı, sayınızı daha doğrusu 137'ye bölmenizi istiyorum. Sizin kendi bulduğunuz 137 rakamına bölmenizi istiyorum. Yine hesap makinesi kullanabilirsiniz. İkinci kez bölme yapacağız. Bu sefer bulduğumuz sayıyı 137'ye böleceğiz. Eğer bulduysan arkadaşın da yapsın. Rakamı da kağıdın kenarına yazın. Evet. Ne tesadüf ki hepiniz işleminizi farklı sayılarla, farklı rakamlarla yaptınız. Ama aynı sonuca ulaştınız. İşin sırrı da burada zaten. Şimdi elimdeki kağıdı açıyorum. Ve bakalım sizin bulduğunuz sonuçlarla aynı mı? Evet, hepinizin bulduğu sonuç aynı. Tabii bu oyunu normal şartlarda tek kişiyle oynuyoruz ve ikinci kez yapmıyoruz ki şaşırabilsin. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.